Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Coşku Türkiye sınırlarının çok ötesinde de yaşanıyor. Örneğin Güney Kore'de. 100. yıla ulaşmanın haklı sevinç ve gurur içindeyiz. Her zaman söylüyorum, geçmişimize gururla bakıyoruz, geleceğimize de güvenle bakıyoruz. 1950 yılında Mehmetçiğimiz buralara ayak bastı. 1500 sene öncesinden tanıdığı zor gündeki dostlarına yardıma geldi. Koreliler hiçbir zaman bu yardımı unutmuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun ev sahipliğindeki resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhuriyetin 100. yılı New York'ta da kutlandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama mesajı dev ekrana yansıtıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Doğa Tarihi Müzesi'nde de Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi. Programda Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış formalar açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Etkinliğin geliri 100 öğrenciye burs olarak verildi. Sudan'da da kutlamanın adresi Port Sudan kentiydi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin düzenlediği resepsiyonda iki ülke marşları dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı gösterildi. Sudan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sadık, azim ve kararlılıkla bölgesel ve uluslararası düzeyde güçlü ve nüfuslu bir devlet olmayı başaran kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik ediyorum dedi. Balkanlarda da Cumhuriyet coşkusu vardı. Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'daki Türk büyükelçiliklerinde resepsiyon düzenlendi. Özbekistan, Kırgızistan, Japonya ve Malezya'da da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.